Diyorsunuz ki siz kitapta temel olarak biyoloji kısmında insanoğlunun milyonlarca yıldır oluşturduğu gen yapısı değiştiriliyor. Yani ben bunu insanlığa bir düşmanlık olarak görüyorum. Buradan başlayalım mı? Olur. Tabii oraya varınca başka bazı şeyleri de anlatmamız gerekecek. Öyle hani, direkt oradan başlanmadı. Hatırlayın, öncelikle nelerle başlandı? Gıda ile başlandı. Gıdalarımız değişti. Ne ile değişti? İşte buğdayımız değişti, domatesimiz değişti, işte mısırımız değişti. Bunlar yani, GDO dediğimiz şeyler işin içinde, öncelikle onlar var tabii ki. Mendelssohn'un yaptıklarını hatırlayınız. Ya genetik oynamalar yeni bir şey değil. 18. yüzyıldan itibaren var olan şeyler. Biyolojik terör konusuna gelirsek ta sizi ben milattan önce 5'e götüreceğim. Biyolojik terör Biraz o zaman da vardı. tarihten bir anlatıyorsunuz ya, oradan mı girsek Evet. acaba hocam? Tarihte nasıl yapılmış? Ben çok şaşırdım mesela Şimdi okurken. tabii yavaş yavaş gelelim. Şimdi gıda tarafını hallettikten sonra bir şekilde gıda tarafı öncelikle halloldu. İşte ne oldu? İnsan sayısı artıyor. Az şeyle, masrafla çok ürün elde etmek. Bunu yapabilmeniz için ne yapacaktınız? Oynamalar yapacaktık. İşte bir koçanda 20 tane parça alırken 500 tane almak istediler. Bakın buradan başladı. Gıda ile ilgili çok yayın var, çok şey anlatılıyor. Tabii bu arada biz değineceğiz bazı şeylere. Gıda kısmı bittikten sonra sıra hayvan işine geldi. Şimdi internete, kitapta ben linkler veriyorum. Çok basit bir şekilde internete şunu yazarlarsa, Google'a yazsınlar. Genetiği değiştirilmiş hayvanlar diye yazalım. Genetically modified animals diye yazdıklarında karşılarına çıkanlara bir baksınlar. İnsanlıktan, yani insan olduğunda utanıyor. Böyle bir durum var. Biz bunların bile farkında değiliz. Aslında kısmen görüyoruz sokaklarımızda hayvanları. O köpeklerin hiçbiri normal köpek değil ki. Tamamen oynamalarla. Pitbull normal bir köpek mi? Kaç tane ırkın birleşiminden oluşturulmuş bir köpek. Gıda kısmı bitti. Daha sonra hayvanlarla uğraştılar. Peki geriye ne kaldı? Bir tek şey kalıyor. Bir tek şey kalıyor, insan kalıyor. Peki insanla ilgili çalışmalar yapılmış mı? Evet, yapılmış. Ama bir şey eksikti. Ne eksikti? Bizim haritamızın ellerinde olması gerekiyor. İşte o eğitim tarafına geleceğiz. Biz sadece sol tarafı, sol beyni gelişmiş, bilim yapan, laboratuvara soktuğumuz insanların kalplerini eğitemediğimiz için, vicdan merhamet kısımlarını eğitemediğimiz için insan merak eder, çok şeyi merak eder. Her merak ettiğini de laboratuvarda yapmaya kalkarsa ve biz bunlara maalesef bilim adamı, bilim insanı diyoruz. Ya laboratuvarda çalıştı mı bilim yapıyor. Ama ne yapıyor? Başlangıçta her şey çok güzel. İsviçreli bilim adamlarına sorduk. Şu diş macunu çok güzel işe yarıyor dediler. Hepimiz de ona inandık. İnsan kalmıştı. Bitki bitti. Doğayı tahrip ettik. Hatırlayın ilk çağlardan bu tarafa gelinceye kadar o sanayi devriminden sonra yapılanlar. Her şey insan, insan, insan. Her şeyin büyüğü, her şeyin daha fazlası. Silahlar yaptık, nükleerler yaptık. İnsan kaldı. İnsanda da tabii bu arada hastalıklar baş ediyor, ortaya çıkıyor. Şimdi amaç o hastalıkları gidermek için yapılıyor. Bizi öyle kandırıyorlar aslında. Değil mi? Alzheimer oluyorsunuz, düzeltelim. Diyabet oluyorsunuz, düzeltebiliriz. İşte efendim organınız yetmiyor, efendim yerine organ yetiştiririz. Hepsi insanlık için. Ama biyoloji de genetik de iki ucu keskin kılıçtır. Doğru insanların elinde, yani vicdan, merhamet, erdem, ahlak, etik gelişmiş insanların elinde çok güzel. Ya öyle değilse? Ne yaptık ondan sonra? Ya 2003 yılında insan DNA haritası tamamlandı. Şöyle düşünün, işte efendim 1000-2000 sayfalık 100 tane kitap düşün. O kadar şey çıkıyor. Genom haritamız, yani gen haritamız çıktı. Artık ellerinde. Bizim haritamızda, insan DNA'sında nereye kanca atılacak? Sorun nerede? Bu biliniyor. Bu elde edildikten sonra bir başka şey çıktı. Şimdi orada düzeltme yapılacak. CRISPR denen bir yöntem var. Yani edit, bildiğimiz editörlük yapmak. Editörlük ne yapar? Hatalı gördüğünüz cümleleri çıkartırsınız, yerine düzgününü yazarsınız. Şimdi aynısını genetik olarak yapabiliyorlar. Ne oldu? Sizin Alzheimer'a sebep olan geniniz tespit ediliyor.
O oradan sadece o bölüm çıkartılıyor, sorunlu olan yerine edit edilmiş şeklini koyuyorlar. Bakın ne kadar güzel. Değil mi? İnsanlık adına Tamam. çok ciddi bir şey. Bu güzel. Peki Bu güzel kısmı. bu güzel kısmı. Bunu yapan o sorun olan yere nereye kanca atarsam ne sorun yaratabilir mi de tespit ediyor. İşte orada işin kötü tarafları başlıyor. Bunu yavaş yavaş zaman içinde aldılar. Bakın sizi 90'lara götüreyim. 90'lardaki sorunumuz neydi? AIDS'le başladık. Değil mi? 90'lardaki en büyük sorun oydu. Sırayla gideceğiz böyle. AIDS'le başladık. İşte efendim o oldu bu oldu. Bir de dikkat edeceğiz. Her defasında bir hayvan suçlu. Her defasında bir hayvan suçlu. Neden? O da biliniyor. Çünkü virüslerin %99'u hayvanlarda. Virüs kötü bir şey de değildir. İnsanın doğmasına sebep olan plazantadaki o yaratılıştan bu tarafa gelen virüsler aslında. Yani doğmamızın sebebi de virüs. Şu kadarlık bir okyanus suyunda nereden baksanız, nereden baksanız siz 150 bin tane virüs görürsünüz bir avuç suda. Ama o virüsleri insanoğlu olarak biz tanıyoruz, biliyoruz. Zaman içinde Neandertal insandan bu tarafa o virüslerle tanıştık. Ha bizim tanışmadığımız henüz virüsler var. İşte onu nereden bulacağım? Dikkat edin ne dedim? Her defasında bir hayvan çünkü hayvanlarda olduğu zaten biliniyor bunlar. Yani bu işle çalışmış biyologların, virologların hepsi bunu biliyor. Ben sıradan bir insan olarak tamamen okumalarımla bunları tespit edebiliyorsam onlar neler neler biliyor. AIDS'te ilk çıktığı zamanlar suçlu kimdi? Dediler ki işte araştırma yaparken şempanzeler tırmıkladı araştırmacıları. Öyle çıktı. Bakın suçlu şempanzeydi. O şempanzeler üzerinde deniliyordu çünkü. Zaten onlarda o virüs olduğu biliniyordu. Bakın resim yavaş yavaş toparlanacak. Ondan sonra geldik. Atlıyorum. Bir sürü şeyler atlıyorum. Geldik ondan sonra ne oldu? Kuş gribi çıktı. Değil mi? Evet, Kuş gribi çıktı. Kuş tavuklar sağlığı suçlu. olan. Evet. Binlercesini itlaf ettik. Nerede çıktı? Bir de nereler önemli? Virüslerin dikkat edin bölgesel olarak tasarlanıyor. AIDS ilk çıktığı zaman Afrika'da biliyorsunuz çıktı. Kuş gribi nerede çıktı? Asya'da çıktı. Asya'ya giden arkadaşlar varsa veya siz de gitmişsinizdir belki. İşte Tayvan'da, Tayland'da, işte efendim Kore'de her tarafta tavuk yapılır. Izgaralar, şunlar, bunlar böyle her tarafta, her tarafta. Oranın başına bela edildi. Oraya vurmaya çalışıldı. Kuş gribinden sonra ortaya ne çıktı? Domuz gribi çıktı. Domuzlarda zaten o virüsün H1N1 dediğimiz virüs zaten onlarda var. O burunları o yüzden sürekli akar. Onlar da biliniyordu. İnsanlarla da az çok teması var domuzların. Ama onu bir başka forma getirmek lazım. Üzerinde oynayacaksınız sentetik oynamalarla onu insana zarar verir hale getireceksiniz. Bakın 2 sene sonra bu oldu. Ondan sonra ne oldu? Bu sefer SARS'ı devreye soktular. Her defasında da bir önceki virüsün bir üst formu. Daha kuvvetlendirilmiş hali. SARS'ı getirdiler. SARS'la işte bir şeyler yapıldı edildi. O gitti MERS geldi. SARS'ta hangi hayvandan geçmişti hocam? SARS. SARS ana virüs. Ana virüs ha. SARS ana virüs. Evet. Bu şeyin korona virüslerinin anası. MERS tamamen Orta Doğu'ya özgü develerde bulunan o koronavirüsten tasarlandı. Umre'ye giden, hacca giden herkes yakalandı. Ben de yakalandım. MERS'e yakalandım. Umre seyahatim sırasında yakalandım. Yazmışsınız kitapta Evet. detaylarıyla. Kitapta da var. Kitapta var. Evet. Bakın oraya böyle 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 sırayla gidildi, sırayla gidildi. Daha sonra tamamen Brezilya'ya özgü Zika virüs geldi. Türkiye'de pek bilinmedi, konuşulmadı. Şimdi Zika virüs de çok enteresan. Bugünlerde onunla ilgili şeyler de var. Zika virüs şöyle, sivrisineklere bulaştırılıyor. Sivrisinekler hamile kadınları ısırdığında, bakın hamile kadınları ısırdığında doğacak çocuk beyin olmadan doğuyor. Enteresan bir şekilde değil mi? Ne kadar Çok basit. enteresan. Aslında Brezilya olması bakın dikkat edin hepsinde hayvan var. Hepsinde bir tane suçlu var.
Her birinde deve suçlu, birinde şempanze, birinde kuş, birinde domuz. Ya böyle geleceğiz bu tarafa. Şimdi Zika virüste enteresan bir durum. Neden Brezilya seçildi? İki nedenden. Bir, ortam müsait, sıcak iklim, değil mi? Gelir düzeyi düşük. Ama bir başka husus var orada. Brezilya Katolik bir ülke. Katoliklerde çocuk aldırmak yasak. Halkın da böyle bir yapısı var. Çok E ne çocuklular, yapacağım? Çok çok çocuk var. fakir Rio'ya falan insanlar var. giderseniz sokaklar kaynıyor, çocuk kaynıyor. Bildiğiniz çocuk. Ve her yıl sırf Rio'da 1500-2000 üzerinde polis çocuk öldürüyor. Mafyalaşmışlar, gangsterler ortalıkla. E ne yapacak? Öldürüyor. Öldürmemesi için halkı bir şekilde korkutmak lazım. Hamile kalma, çocuğun bak sivrisinek ısırırsa ne olur? Beyinsiz olur. Kaf. Sivrisinekler. Bugünlerde sivrisinek meselesine geleceğiz daha sonradan. Bakın bizde de bazı sivrisinek. Bu sivrisinekler tabii tarih boyunca hep kullanıldı. Birinci Dünya Savaşı'nda kullanıldı. Ondan önce kullanıldı. Yani Hitler döneminde en çok yatırım yapılan alanlardan biridir sivrisinekler. Evet, bu arada kitapta öyle şeyler yayınlamışsınız ki zaten o Ha. laboratuvar açıklıyor. Ben sivrisinekleri diyor, resmi belgesi de var. Şu kadar sineği, şu kadar 100.000 sineği salıyorum, deney yapıyorum falan diye. Ha. Arkadaşlar hani komplo Ha. teorisi Şimdi falan değil bir. orada yavaş yavaş geleceğiz oralara. Şimdi bakın o tarihi süreç içinde baktığımız zaman aslında hepsi başlarken çok güzel. Değil mi? İnsanlık yararına şeyler yapacağım. Şimdi Çin'de mesela iki tane çocuk yapıldı. 2002 yılında, 2003 yılında iki tane çocuk artık o demin anlattım ya editörlük yapılan CRISPR yöntemiyle iki tane çocuğun AIDS olma hangi şeylerin o DNA sarmalında hangileri AIDS'e sebep oluyor biliniyor. O ikisini düzelttiler. Bu iki tane Lulu'yla Nana. Nunu. Bu iki çocuk hayatları boyunca AIDS olmayacaklar. Kitapta var. Hayatları boyunca olmayacaklar. Bakın çok güzel diyorsun. Ha ne güzel. Ama buradan şunu bildiler. Açık olan yerimiz neresi artık biliniyor. Yani şimdi o yüzden deniyor ki mesela COVID'e gelirsek nereye kanca atacağını, virüsün nereye kanca atacağını ve o attığı kancanın nelere sebep olacağını artık biliyorlar. İşte o yüzden bakın atılan kanca yeri var. Şeyde şimdi kafalarını karıştırmayalım insanlar ama okuyabilirler. Kanca atıldığı yerde akciğerleri tahrip ediyor. Kalbi tahrip ediyor. Diyabete sebep oluyor. Öncekiler bu kadar değildi. Tabii bundan önce bir de Ebola'yı da çıkarttılar başımıza. Ebola da benzer bir durumdur. O da tamamen bir bak tasarı. Ama baktılar ki Ebola'yla işte AIDS'te ne olacaktı? Sizin işte efendim cinsel ilişkiye girmeniz lazım. Zor iş. O birinde işte deve bulacaksınız, Suudi'ye gideceksiniz. Ama bu hani tasarımın en üst modeli artık. Çok rahatlıkla yayılabiliyor, nefesle yayabiliyorsunuz. Çok rahatlıkla ve daha çok tahripkar. Çünkü çok oynadım, en iyisini yaptım. Bunları yaparken de tabii sırayla yine kitapta veriyorum. Çok ödüllü, işte Nobel ödülü almış Amerikalı bir bilim adamı var, Lieber. Bu adamı Çin'e götürüyorlar, 1,5 milyon dolar aylık veriliyor bunu kendisine. Gel bunları bize öğret diye. Nerede öğretiliyor? Bu da şey kapsamında gidiyor Amerika'ya. Bilim adamı yetiştirme projesi. Benzer bir proje bizde de var. TÜBİTAK falan da yapıyordu. Yani Çin'e özgü 1000 üstün bilim adamı yetiştirme projesi kapsamında bu adamı Çin'e götürüyorlar ve bu işleri öğretmelerini istiyor oradaki şeylere, bilim adamlarına. Bu arada virolojide ve biyolojide aslında Çin tarih boyunca çok çok iyi. Isıtmaya çözüm bulan aşı yani ısıtma aşısı da yine Çinli bilim kadını tarafından yapıldı, bulundu. Yani Çinliler bu konuda zaten tarih boyunca çok iyiydiler. Ama bilmedikleri şeyler vardı. Bunları da Amerikalı bilim adamlarından öğrendiler. Bir, ikincisi tıpkı nükleerde olduğu gibi nasıl ki İran ve işte Çin öğrencilerini sağlam yerlere gönderdiler. MIT'lere gönderildi, işte bilmem nelere gönderildi. Oraya gönderdikleri, yetiştirdikleri elemanlar sayesinde artık bunları da kendiler yapabiliyorlar. Çünkü öncekileri başlarına bela oluyor. Geldi COVID'e yine suçlu bir tane hayvan. Hangi hayvan? Yarasa. Yarasa. Hatırlayın ilk günler ne dendi? Yarasa çorbası dendi, bilmem ne dendi. Algıyı çok güzel yaptılar.
Bir başka şey çıktı. İlk günlerde hatırlayın, televizyonlarda ne görüyorduk? Çin'de küt yolun ortasında yere yığılan insan. Peki sonra bir yerde gördük mü biz bunları? Hiçbir yerde görmedik. Hiçbir Hiçbir yerde görüntü görmedik. olmadı. O seni bir şeye inandırmanın yoluydu. Ve Bakın önce dehşetle inandıracak bunu. bakıyorduk hocam. Yani bize de Değil mi? gelecek, küt Ya küt ya düşüp ya ya ya. öleceğiz diye. Öyle bir şey Bir yokmuş kişiyi meğerse. görmedik. Bakın bir kişiyi görmedik düşerken. Yere kapılırken bir kişiyi dahi görmedik. Ama ilk günler bizim kafamızı onlar kazındı. Önce korkutulduk. Çünkü önce bir korku lazım. Terör ne yapar insanı? Önce korkutur. Ya Panikletir. panikletecek, korkutacak, içe kapandıracaksınız. İşte hepimiz kapandık içlerimize. Hatta hatırlayın, Amerika Türkiye'de olmadı da Amerika hayatı, hatta kitapta da bahsediyorum. Eğer bu virüs bizi öldürmezse açlık bizi öldürecek diye kıyamet kopardı millet. Saldırdılar, marketlere saldırıldı, tuvalet kağıtlarına saldırıldı. Bakın sosyal deneyin o kadar güzel yapıldı ki insan izole olunca neler oluyor? İnan anlatıyorum, bundan sonra daha büyük sosyal patlamalar çıkacak. Çünkü çok güzel bir sosyal deney yaptılar. O bir taraftan işte amaçlarına da ulaşılıyor. Her defasında biz laboratuvara işte soktuğumuz insanlardan bir beklentimizin olması lazım. Ne olması lazım? Yaptığınız çalışmaların, yaptığınız iyiliklerin, yeniliklerin insanlık yararına olması lazım. Aksi takdirde bilim yapmış olmak için bilim yapmayacağız. Yaptırmayacağız bu insanlara. Bir başka proje var yine bu kapsamda. Değil mi? Hepimiz bayıla bayıla okuyoruz işte İsviçre'de yapılıyor. CERN projesi var. CERN diye. CERN diye yazılıyor. CERN projesine İşte efendim ilk şeyi ne derler ona atom parçacığını o işte dünyanın oluşumuna sebep olan ilk parçacığı tanrı Tanrı parçacığı parçacı. da deniyor. Tanrı parçacığını biz bulacağız yapacağız. Şimdi gelinmek istenen nokta aslında bir bakıma o bilimle fazla uğraşınca o yaptıysa ben de yaparım. O kim? Allah. İşte şimdi orada sıkıntı başlıyor. O hasta ettiyse ben düzeltirim. Hani inanan insan için işte madem inanıyorsun işte diyabetsin, Alzheimer'sın, işte kader dersin, bilmem ne dersin. O ama düzeltmeye kalkan aynı zamanda bozandır. Bu hep öyle değil midir? Bilgisayar virüslerini kimler yaratıyor? Virüs programlarını yapanlar. Evet. Gıda terörünü yaratanlar kimdi? Büyük şirketler. Değil mi? Ben yapmadım sonunda. O mısırı o kadar büyük hale getirip işte efendim 5 kilo alacağım yerde 80 kilo mısır almayı onlar öğrendi. Yaptı. Aynı şirketler, bakın aynı şirketler tarım ilaçlarını yapan şirketlerle aynı grup. Yani tarımda o artırımı GDO'yu kullananlarla tarım ilaçlarını yapan şirketler aynı. Önce sana onu yaptırıyor. Ne oluyor? Daha çok ürün alacaksınız. Tarım ilacı kullanın. Tarım ilacı kullanınca peki ne oluyor? İnsanların bütün yapımız bakın DNA'mız bozuldu. Bozulunca ne oluyor bu sefer? Bir şey yapmanız lazım. Ne kullanmanız lazım? İlaç. İlaç. İlaç şirketi de aynı grubun elinde. Bakın Ya önce bu seni arada hasta bu ediyor. aileler kitapta yazmışsınız arkadaşlar, bizim küreselci olarak tabir ettiğimiz dünyayı yöneten gıda sektörüne sahip, dünya bankalarına sahip, dünyanın ekonomisini parasını Evet. elinde tutan aileler. Çok Aynen. Artık şimdi İlkay enteresan. Hanım öyle bir durum oldu ki artık o büyük 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 ailelere gerek yok. Mahallelerimiz, köylerimiz buna döndü. Bakın ben o kadar yer gezdim. Kitapta da anlatıyorum. Dünyanın hiçbir ülkesinde çarşıya, merkeze gittiğinizde elinizi, kolunuzu sallaya sallaya bir tarım ilacı satan dükkan bulamazsınız. Gidin herhangi biri, nerede olursanız olun, hangi şehirde olursanız olun, çarşıya gidin, bir tarım ilacı satan yere gidin. İşte benim domatesimde şu var, işte salatalığımda bu var, ben lojmanda oturuyorum. Arka tarafta küçük bir yer verilmişti, orada sebzeler ekiyordum. Görüyordum insanların avuç avuç neler attıklarını. Ya yapmayın, şurada iki tane domates alacağız. Bırakın, hani ilaç olmaz. Daha çok almam lazım. İşte daha sağlam alman lazım. Ispanak alıyorsunuz. O ıspanaklar nasıl öyle yemyeşil? Havaalanı yolunda gördüm. Adam kırmızı bir şey atıyor. Ne dedim? Hocam dedi onu atmazsak dedi ıspanak ezilir öyle sert sert yeşil de olmaz dedi. O kullanılan maddeyi de açıklamayayım, isim vermeyeyim. O madde nelere sebep oluyor bir göreceksiniz. Şimdi ne oldu? Hasta ettiler sizi. Gittiniz ilaç aldınız.
İlaç alınırken de başka şeyler çıkıyor. Ama çatır çatır kullanıyoruz. Başka yolunuz yok çünkü inanmak zorundasınız. Ama 30 yıl sonra bir bakıyorsunuz bir gecede işte Sağlık Bakanlığı karar aldı şu ilaçlar kanserojen etkisinden dolayı yasak. Şimdi o yüzden o sistemi anlamamız artık hani büyük büyük şirketler falan isimler vermeyeceğim. Ama artık halk, köylü, çiftçi bunu yapıyor. Ve biz bunların hiçbirinin farkında değiliz. Ne amacımız? Daha çok para. E kazan da işte virüs çıkıyor, paranız vardı. Kullanabildiniz mi? Hayır. Uçağınız vardı, binebildiniz mi? Hayır. Evleriniz vardı, çıkabildiniz mi? Hayır. Parklarınız vardı, gidin. Bakın gördünüz mü ne hale getirdik? İşte o insanlık elden gidince senin hiçbir şeye kalmıyor elinde. Hiçbir şey kalmıyor elinde. İşte o yüzden yapmamız gereken şeyler işte o başta bahsettiğim biz insana odaklanmamız lazım ki biz bunları yapmayacak bilim adamları yetiştirebilirim. Aksi takdirde peşlerine gideceğiz. Bu virüs burada kalmayacak. İddia ediyorum, bu gece burada duyduklarınızı daha önce duymadınız. İnsanlık nasıl adım adım yok ediliyor? Virüsün nereye kanca atacağını ve o attığı kancanın nelere sebep olacağını artık biliyor. Bu tasarımın en üst modeli artık. Çok rahatlıkla yayılabiliyor, daha çok tahripkar. Çünkü çok oynadım, en iyisini yaptım. Varyantların iki tane büyüğü nerede çıktı? Biri İngiltere'de çıktı deltası, delta plus'ı Hindistan'da çıktı. Bunların hiçbirinin ben tesadüfi olabileceğine inan, beni inandıramaz ama başkası inanıyorsa lütfen inansın. RNA virüslerine özgü bir sorun var. İki varyant karşılaştığında, Hint varyantıyla İngiltere varyantı karşılaştı. Ne oluyor biliyor musunuz? Önünü almak o kadar kolay olmayacak bu RNA virüsleri. Bakın ilk defa duyuyorsunuz bunu. Bakın 1,5 yıl önce yazılmış bu sayfalar. Virüsleri bırakın, bu sefer bakterilerle biz boğuşacağız. Bakteri işi çok daha tehlikeli. Kötü adamın elinde yapılamayacak bir şey yok artık.